Seni buraya öldürmek için tıktılar. İçeride birisi seni öldürecek. İçeride birisi seni öldürecek. İçeride birisi seni öldürecek. İçeride birisi seni öldürecek. Eldivenleri alayım. İçeride lazım olmayacak nasıl olsa. Olsun. Eldivenlerimi vermem. Mevzuatta eldivenler alınır diye bir şey yok. Ukalalık etme. Ukalalık etmiyorum. Bildiğimi söylüyorum. Tamam kalsın. Eldivenlerle içeride kendisini asamaz nasıl olsa. Eyvallah. Koğuşa gitmeden önce söylemek istediğin bir şey var mı? Avukatımla görüşmek istiyorum. Telefona götürsünler. Yürü. Kim geldi yeğenim? Hiç. Hiç kimse. Neyse. Gel de iki çift laf edelim ha. Hadi. Gel. Sülük. Buyur baba. Bize iki çay getir. Hemen baba kaptım. Anam 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 anam. Ulan bu dizde iyice gitti ha. Adın neydi yeğenim? Ayaz. Ayaz. Benimki de Rıza. Rıza Koçbaşı. Sen daha hüküm giymedin değil mi? Yok, daha değil. Ben giydim. Müebbet. Senin anlayacağın buradan bize çıkış yok. Sebep? İftira. Çöken binayı üstüme yıktılar. Doğrudur. Başkası dese hadi lan derdim ama insan senelerce hapiste yatınca adam sarraf oluyor biliyor musun? Gözlere bir bakıyorsun, anlıyorsun yalan mı değil mi? Doğru diyorsun belli. Geçmiş olsun. İçeride birisi seni öldürecek. Sen niye buradasın? İftira. Çok değil ama seninkine benziyor biraz. Bir arkadaşımı vurdum kazayla. Sonra gittim Mertçe teslim aldım. Fetvazlık yaptılar. Karşı taraf yalancı şahidini buldu. E ben zaten gariban. Sonra iyi halden bizim idamı müebbete çevirip beni tıktılar buraya işte. Sen yaşlardaydın o zamanlar işte. Onun için geldim senin yanına. Seni ilk gördüğümde aha dedim işte benim gençliğim. Gözlerinden belliydi buranın adamı olmadığını. Bak. Dil yalan söyler ama göz yalana da doğruya da tellallık eder. Saklayamaz kimse. Neyse Allah kurtarır elbet. Ben gideyim de şu bacağıma bir iğne vurdurayım. Şekerden bayağı topal ettik. Bari gözden olmayak değil mi? Allah şifa versin. Amin yeğenim amin. Sağ ol. Bunu at da konuş. 3 dakikan var. Bir dahakine de jetonu parayla alacaksın haberin olsun. Alo. Cemil ne yaptın haberi? Şimdi onu yazıyordum. Sana gönderdiğim fotolarla hemen bir başlık at. Öyle yapacağım. Başlıkta bile isim kullandım. Büyük soygun. Altın kaçakçısı Ahmet Şimşek gibi yakalandı. Nasıl? İyi başlık olmuş. Eline sağlık. Ahmet Şimşek uzatma haydi. Şimdi kapatmam lazım. Bir şey olursa ben seni tekrar arayacağım.
kimin kuyruğuna basmış bu oğlan? Apar topar içeri atmışlar. Allah Allah. Oğlum, baş gardiyana söyle, şu Ayaz Şengül denen herifi getirsinler bana. Dil yalan söyler ama göz yalana da doğruya da tellallık eder. Saklayamaz kimse. Ayaz Şengül! Yürü. Ne oluyor ya? Vızırdama lan. Müdüre gidiyorsun. Yürü. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Eyvallah. Allah kurtarsın abi. Eyvallah. Abim seni şöyle alayım. Yatağı, yorganı, çarşafı her şey hazır. Buyur abi. Orada yatan mahkeme ne oldu? Başka koğuşa mı gitti? Yok abi la. İki gün önce asıl edile ya. Abisi la. Bir cüveren var mı la? Yok. Tey. Gene Ayaz'da kaldık değil mi? Bak hele bir bak. Bu koğuşta yatanlar hepsi eski mahkum. Benden başka yeni yok yani. Tek çaylak ben miyim? Estağfurullah abisi la. Bir olan geldiydi. Ama onu birinci koğuşa götürdüler. Burada yer var mıydı peki? Ne edeceksin? Oraya mı gideceksin? Giderim belki. Tek deli misin nesin abi la? Oradakiler hepten azılı. Kimse gitmek istemez. Şişleyi verirler. Hem seni almazlar. Suçun büyük olacak abisi. Ya da hadise madise çıkarıvereceğin. Ha, o zaman atıverirler seni oraya. Hadise mi çıkarmak lazım? Eyvallah. Yalamuk. Gel lan buraya. Geldim ağam, geldim. Bahçedeki koyunlardan bir tane bana kesmedin ya. Biraz değiş konuşalım, ne dersin? Büyüyeceğiz. Başka alanlara açılacağız. Sadece bina değil. Geleceği de inşa edeceğiz. Nasıl yani? Nasıl ya? Şu Ankaralıktan bir kurtulamadın ya. Medya patronu olacaksın. Gazete alacaksın. Ne? Gazete mi? Sen misin lan o ortalığı karıştırıp apar topar içeri tıkılan? Dosyana bakınca ben de adam gibi birini çıkaracaklar karşıma sanmıştım. Söyle. Fincancı katırlarını niye öküttün sen? Hiçbir şey yapmadım ben. Burada oluşumun tek sebebi iftira. Burada bir tek bana yalan söylenmez. Bunu iyice öğren. Şimdi konuş. Kimin kovanına çomak soktun sen? Suçum yok benim. Öldürsen de gerçek bu. Kumpasa getirdiler beni. Bana bak oğlum. Seni bu deliye tıkanlar, beni bu cezaevine müdür yapan adamlar. Aynı kişiler. Anladın mı? Şimdi bana martaval okumayı bırak da söyle. Yoksa ben söyletmesini bilirim. Sen oku bildiğini. Ben de nasılsa bildiğimi söyleyeceğim. Götürün lan bunu. İyice buranın kurallarını bellet. Öyle belletin ki onunla beraber diğerleri de öğrensin. Yürü lan, yürü. Kurallar duvarda yazıyor. Okumam yazmam var benim. Ne? Getir lan onu. Getir, getir, getir. Bana bak oğlum. Bir şeyi iyi belleyeceğim. O kurallar devletin kuralı. Ama burada sadece benim kuralım geçerlidir. Burada devlet benim. Burada güç benim. Burada ben istersem o kişi yaşar. Ben istersem o kişi ölür. Ben ne istersem o olur. Ben istemezsem olmaz. Anladın mı? Şimdi söyle.
Benim bildiğim bu dediklerini sadece Allah yapar. Sen kendini onunla bir mi sanıyorsun lan? Lafı geveleme lan. Burada her şey sensin. Hadi konuş. Hadi söyle. Enver komutan sensin her şeyde. Söyle hadi. Buranın da tüm alemin de sahibi Allah'tır. Kendini onunla karşılaştırma. Ben sana papuç bırakmam Enver Paşa. Kim ulan buranın sahibi? Konuş. Benden güçlü hiçbir şey olamaz burada. Enver komutan sen güçlüsün de. Sensin buranın sahibi de. Hadi. En güçlü de, en büyük de sadece Allah'tır. Allah. Ne? Özgürlük gazetesi mi? Evet. Ya sen o adamın kim olduğunu biliyor musun? Kaç tane başvekil yedi o adam biliyor musun sen? Satar mı la o adam özgürlüğünü? La Haldun. Medya patronu olacağım dedin. Bak şimdiden edebi konuşmalar yapmaya başladım bile. Aferin güzel. Hoşuma gitti bu. Özgürlüğünü satar mı ha? Satar mı satar. Ulan bu herif sülalesini bile satar. Hem de babasının mezarında bir tane Fatiha okuyamadan kaçar bu memleketten. Şimdi burun kırın etmeyi bırak. Ne diyorsam onu yap. Senin işin bu parayı bulup bu gazeteyi satın almak. O kadar. Anladım. Alacağım. Bak. Ne kadar basitmiş değil mi? Ne mırın kırın ediyorsun boşu boşuna? Gazeteyi aldığında şöyle bir başlık, manşet yaparsın. Kılıç Paşa res çekti. Evet. Güzel oldu. Sen bu gazeteyi al, ben de onlara manşet atmasını öğretirim. Söyle lan. Öğrendin mi sorumun cevabını? He? Ben cevabımı verdim sana. Götür lan bunu. İyice belliyene kadar döv. Hadi. Yürü lan, yürü, yürü lan, yürü. Hayrola? Bu ne telaş? Ne işin var burada? Yiğit Bey'i arıyorum efendim. Hiçbir yerde yok. Kendisine ulaşamıyorum. Kendisine gizli görev verdim. Muhtemelen işinin başındadır şimdi. Nasıl bir görev? Sana ne? Benden hesap mı soruyorsun? Ha? Estağfurullah efendim. Haddimi aştım. Özür dilerim. Hadi sen de şimdi işinin başına dön. Of, ne görev verdi acaba ya? Alo. Ben Canan. Uygunsan buluşabilir miyiz? Canan. Olur canım. 10 dakikaya çıkarım. Görüşürüz. Rasim, Yiğit Bey'in araç telefonundan nerede olduğunu tespit edebilir misin? Güzel. Senden haber bekliyorum. Yalamuk, bırak la o çayı. Yeni gelen çaylak getirsin. Abisi la. Ağam senden çay istiyor.
Yere koy. Önüme. Gebertin onu. Yakalayın, öldür. Kardiya! Gebertin şunu, yakalayın. Öldürün. Kavga var kardiya! Kardiya! Kavga var kardiya! Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Alın şunu. Birinci komşuya götürün. İnin lan! Abari! Herif zehir gibiymiş ya la! La ne yaptın o kredi dosyasını? Hallettim. Sonucu bekliyoruz. La oğlum bak, o kredi önemli. Alamazsak batarık ha. Bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Ya ben sana dosyayı verdim he mi? Hı hı, aldım. Başvuru formuyla bankaya gönderdim ben onu. La oğlum inşallah eksik meksik bir şey yoktur dosyada. Aa, kırıldı. La oğlum biz ne konuşuyoruz, sen ne yapıyorsun orada ya? Affedersin babacığım, istemeyerek oldu. Topla la şunları, sıpa. La Savaş. O alacağımız gazete için yaptığımız kredi başvurusu ne olacak? Ek kredi başvurusunda bulunacağız. İki dosyayı birleştirmelerini isteyeceğiz. Bu daha iyi olacak. Devlet teşviğini de alırsak çok sağlam bir iş yapmış oluruz. La oğlum ben o medya mudya işlerinden hiç anlamam. Bu gazeteyle de sen ilgileneceksin, tamam mı? Ben ilgileneyim baba. La oğlum şimdi şuradan yersin sumsuğu ha. Anlat Beşir. Dinliyorum. Emrettiğiniz gibi yaptım efendim. Bankalarla görüştüm. Nakit meblağını duyunca uçtu hepsi de. İstediğimizi yapacaklar mı peki? Teminat verdiler. Haldun'un şirketinden gelen bütün kredi taleplerini reddedecekler. Güzel. Yani sonunda avucumuza düşecek Haldun. Başka çaresi yok. İşte o zaman da ben kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağım Haldun'la. Sürüm sürüm süründüreceğim. Verme tabii. Gazeteyi de Savaş'a ver. Ben oğlun değil mi senin? Hain adam. Pos bıyıklı. Tarık Bey. Bir dakika ya. Bu ses. Ben bir yerden tanıyorum. Hey, Beyaz. Ne diyeceğim ben şimdi? Aa Beyaz Hanım merhaba. Merhaba. O ne ya, çocuğun mu? Hayır, size bahsettiğim öğrencim Ezgi. He, merhaba. Ezgi'cim bak bu da o iyi yürekli abi Tarık Bey. Onu tanımak ister misin? Evet. Ay özür dilerim. Yok yok, benimki biraz... değil, biraz alerjik bir durum da benimki. Sizinle konuşmak için gelmiştik. Hani o geri kalan. Ha. Beyaz Hanım. O iş şimdilik maalesef yattı. Ama siz... Ben değil, şartlar, konjonktür. Artık har vurup harman savurma dönemi bitti. Ne yazık. Size güvenip o kadar çocuğa söz verdim ben. Ezgi de onlardan biri. Sürekli sorup duruyorlar okul ne olacak, ne olacak diye. Bana da soruyor işçiler. Tarık Bey'in maaşımızı alabilecek miyiz? Tarık Bey zamımız ne oldu? Tarık Bey ikramiye alabilecek miyiz? Düşünebiliyor musunuz? Daha düne kadar buradaki işçiler öğle yemeğinde portakallı Pekin ördeği yiyordu. Ya şimdi gravyer peyniriyle simide kadar düştü. Allah'ım ne kadar acı. Bana verdiğiniz bütün o sözler yalan oldu yani. Hayat böyle. Talih utansın. Bence siz de biraz utanın. Gel Ezgi gidelim. Ama Beyaz Hanım. Beyaz Hanım. Beyaz Hanım. Beyaz Hanım. Bir dakika. Beyaz Hanım. Aman be. Memleketi ben mi kurtaracağım? Of Tarık of.
Ne oluyor ya? Engel olmaya çalıştım Savaş Bey ama dinletemedim. Evet dinlemedim ama siz dinlemek zorundasınız. Daha önce körler okulu için gelmiştim yardım istemeye. Siz de beni patronunuzun oğlu Tarık Bey'e yolladınız. Bana yardım edeceğini söyledi ama şimdi başından savuyor. Ben de onun sözüne güvenerek onca çocuğa söz verdim. Siz de az da olsa minnet ve şükran duygusu varsa bu göremeyen çocuklar için yardım edersiniz. Bir dakika, bir dakika. Böyle nefes almadan konuşursanız ben sizi anlayamam. Geçen geldiğimde Tarık Bey'le görüştüm. Kendisi bana yardım edeceğini söyledi ve bir miktar para verdi. Ben de onun sözüne güvenerek bütün çocuklara okulun kapanmayacağını söyledim. Ama şimdi ne olduysa beni başından savuyor ve para vermeyeceğini söylüyor. Bana niye geldiniz? Siz bu şirketin genel müdürü değil misiniz? Her şey sizin imzanızdan geçmiyor mu? Siz de halledebilirsiniz pekala. Mecbur muyum? Sayesinde zengin olduğunuz bu halka karşı kendinize az da olsa borçlu hissediyorsanız evet mecbursunuz. Bakın Hoca Hanım, ben sabırlı bir adamımdır ama boş laflara gelemem. Nesi boş laf bunun anlamıyorum. Sadece gözleri görmüyor diye halk tarafından dışlanmak istemiyorlar. Siz yardım etmezseniz nasıl başaracaklar bunu? Çıkar bunları, çıkar! Çıkın dışarı lütfen. Ya siz ne biçim insanlarsınız? Duygularınız yok mu sizin? Robot musunuz? Öğretmenim. Yavaş yavaş, ne yapıyorsun? Gel Ezgi'cim. Kızım kör müsün? Vazoyu kırdın. Asıl kör olan sensin. Onun gözleri görmüyor olabilir ama senin kalbin kararmış. Vicdansız adam. El kadar çocuğa ne hakkın var böyle söylemeye? Allah seni bildiği gibi yapsın. Gel Ezgi'cim. Gerçek insanların olduğu bir yere gidelim. Affedersiniz Savaş Bey, ben suçluyum. Tamam, çık dışarı. Çık. Bana ne ya? Sanki ben kör ettim. Manyak mıdır nedir? Bırakın lan beni! Bırakın! Yürü! Çıkarın lan beni buradan! Oğlum otur lan! Otur lan! Otur lan! Bağla lan şunun elini ayağını! Şerefsizler! Göreceğim lan sen şerefsizi, göreceğim! Kimmiş şerefsiz göreceğim! Ayaklarını da bağla lan! Yürün lan içeri! Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Eyvallah. Bu yatak boş mu? Yok. Yeni biri geldi onu. Müdürette şimdi. Gelir. Şu yatak boş. Sağ ol. Hadi bakalım. Söyle lan. Müdür beyin istediğini söyle. Burada en büyük kim lan? Söyle. Söyle lan. Allah. En büyük Allah. Niye tutsaksın o zaman? Niye seni kurtaran yok? Söyle lan. En büyük kim söyle? En büyük Enver komutandır de lan. En büyük Allah'tır. Her şeye o karar verir. Söyle lan. Enver komutandır öncelikle. Allah, en büyük Allah.
Kiminle konuşacağımı bilemedim Gül abla. Senden başkası aklıma gelmedi. Güvendiğin için sağ ol canım. Bak, ne zaman istersen, hangi mevzu olursa olsun bana gelebilirsin. Sağ ol. Ayaz için çok üzülüyorum. Onun masum olduğunu biliyorum. Ona oyun oynadılar. Buna adım gibi eminim. Ayaz böyle bir şey asla yapmaz. Haksız yere hapse attılar onu. Dinlemediler bile. Onu kendim gibi tanırım. Ayaz masum. Ayaz hep aklımda. Orada bir şey olacak diye çok korkuyorum. Onu görmeye gidebilirsin. Ben ayarlayabilirim bunu. Olmaz, gidemem. Neden? Ona benim yüzümden çok acı çektirdiler. Şimdi ben gidersem... daha fena şeyler yapacaklarından korkuyorum. Kim? Kimler? Savaş'la babası. O adam, Kılıç, oğluyla evlenmezsem eğer Ayaz'ı öldüreceğini söyledi. Ne? O yüzden Ayaz'ı reddettim ben. Ona dokunmasınlar diye. Benden nefret etmesi pahasına onunla olan sevgimi kalbime gömdüm. O yaşasın diye onun hasretine mahkum ettim kendimi. Bu nasıl bir azap anlayabiliyor musun? O hep yanımdaydı. Ama ona seni seviyorum bile diyemedim ben. Anlıyorum canım. Yok, anlayamazsın. Deli gibi severken seni sevmiyorum demek içimi acıtıyor Gül abla. Sanki bütün hücrelerimin yanıp tutuştuğunu hissediyorum. Sinir ilaçları kullanmaya başladım. Onlar da olmasa aklımı oynatacağım. Canım, yavrum. Nasıl bir azaba soktu bunlar seni? Kuzum benim. Biniciğim. Neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Bu duygular pek yabancı değil bana. Senin için ne gerekiyorsa yapacağım. Buna inan. Senden bir şey rica edebilir miyim Gül abla? Ayaz'ı benim için ziyarete gider misin? Onun iyi olduğunu bileyim yeter. Tabii ki. Giderim. Üzülme. Öldüm ki ne? Biraz abarttı Gellal. Dur hele dur. Hadi hadi. Kendine gel de daha ikinci tur başlayacak. Kendini beğenmiş pislik. Bir de bana mecbur muyum diyor. Ne kadar vicdansız bu insanlar anlamıyorum ki. Bir de kalktı kör müsün diyor. Bir tane çakacaktım o mendebur suratına. Ezgi'cim, ne oldu? Ağlıyor musun? Hepsi benim yüzümden oldu. Benim yüzümden o adam yardım etmedi. Nereden çıktı bu? Odasını kırdım onun. Kızdı bana. O yüzden kovdu. Gel bir tanem. Olur mu öyle şey? Öyle. Kör olduğum için kırdım ağzı. Görebilseydim kırmazdım. O adam da kızmazdı. Ezgi'cim... Bak, insanlar kör olmasa bile bir şeyleri kırarlar.
Ay bak ben mesela geçen gün mutfakta bardak kırdım. Hem de iki tane. Ama ben artık kör olmak istemiyorum. Allah'ım bu çocuğu ağlatanın yanına koyma bunu. O taş kalpliği hak ettiğine göre muamele et. Ama ben göstereceğim ona gününü. Görecek o pis adam. Beni şimdiden affet. Vay be. Nihayet bir kuzu kesebildin be Halduncuğum. Neredeyse ben de senin cimri bir adam olduğunu falan düşünmeye başlayacaktım. Ama seni bir kere daha takdir ettim bak. Meğerse bu kuzu bizim bu akşam yemeğimiz için saklanmış bir kuzuymuş. Öyle değil mi? Hele ki böyle güzide bir akşamda Canan kızımızla Savaş oğlumuzla birlikte büyüyen ailemize yapılacak en güzel jest. Tebrik ederim. Ay Kılıç Bey, tabii siz Haldun'un aslında ne kadar nazik, ne kadar müşfik, ne kadar dikkat ve rikkat ustası olduğunu bilmezsiniz. Kocam diye söylemiyorum. Aslında benim kocam çok centilmenliktir. Bakmayın öyle kaba saba davrandığına. Güzel söylediniz hanımefendi. Bu ortada böyle bekleyecek mi? Hadi başlayalım artık. Kılıç Bey siz buyurmaz mısınız? Hadi açılışı siz yapın. Bizde bıçak genelde yemek için kullanılmaz. Fırlatmak için kullanılır. El alışkanlığı işte. Önce Canan kızımıza. Getir bakalım kızım tabağını. Al bakalım aslan parçası. Şu eti bize bir taksim ediver. Evet. Madem ki aile oluyoruz ve oğlum Savaş'ın hazırladığı kredi dosyasından bir onay çıksın hele, önümüzde kimse duramayacak. Ah! Ay! Ay ne oldu? Dosyayı değiştirdiğim öğrenilirse asıl bunlar beni keser. Yandım ben ya, bittim ben. Delikanlı, aslan payını kendine mi ayırıyordun yoksa? Elimi kestim de, ben gidip sarayım bunu geleyim. Evet, ve madem ki bir aile olmaya karar verdik, o zaman nişan gününü de kararlaştırabiliriz. Tabii ki Canan kızımız da isterse. Ben hazırım. Kılıç Bey haklı. Bir an önce olsun bu iş. Bravo. Kızım, bana bey değil de baba diyebilirsin istersen. Oldu mu gelinim? Tabii ki babacığım. Neden olmasın? Tam bir dağ. Güzel.
Ben izninizi rica edebilir miyim? Dışarıda biraz nefes alacağım. Tabii ki. Müsaade senin. Oğlum. Ben de çıkayım ya oğlana bakayım. Ay elini çok derin kestiyse böyle pansuman, bandaj falan bir şey yaparım. Tabii. Kuzu size emanet. Haldun. Ne oturuyorsun be kederli kederli kız babası gibi? Hadi eğlenelim. Ne yaptınız lan oğlana böyle? Yemek ısmarladık. Sen de ister misin? Yardım edin lan! Yavaş yavaş yavaş. Yatağına götür, yatağına götür. Yavaş. Yavaş lan, yavaş. Bunlar sizi nasıl bir şey yapsın? Bunlar ya. Yavaş. Yavaş, koy, 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 koy. Koy. Sülük. Buyur baba. Sonradan bizim illa çantasını getir, çabuk. Tamam baba. Ulan vicdansızlar, nasıl dövdünüz lan böyle? Çabuk, çabuk. Getirdim baba. Git. Temiz bir bez parçasını ıslat getir, çabuk. Köpekler. Ulan insanla biraz vicdan olur be. Vicdan, vicdan. Şuna bak. Al baba. Ver şuraya koy. Şey. Allah'ım var. Benim Allah'ım var. Şu anda öyle mutluyum ki Canan. Ama sen de mutlu olacaksın, inan. Seni de mutlu edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiçbir şey bizi mutsuz edemeyecek. Bu akşamı da asla unutmayacağım. Çünkü seninle yeniden doğdum ben. Yıllarca nefessiz kaldıktan sonra seninle yeniden nefes alabildiğimi hissettim. O da beni seviyor. Canan? Canan? Ha, efendim? Üşüdün galiba. Üşüdüysen içeri geçelim. Evet, üşüdüm. Geçelim içeri. Çok iyi anlıyorum. Keşke mutlu olman için bir şeyler yapabilsem. Ama ben de çaresizim. Senden hiçbir farkım yok, inan bana. Yoksa yapmaz mıyım? Biliyorum, ilk farz. Neredesin be Ferhat? Bir ses ver ya. Ne görev verdi bu alçak herif sana? Thank you.
Hayırdır? Tuvalete gidiyordum. Bir bakayım dedim. Ben bakıyorum. Terlemiş. Tamam. Ne demek lan şimdi bu? Nasıl reddedilir lan bu kredi? Bilmiyorum ki. Ek dosya kredi talebinizle alakalı değil diye yazmışlar. Savaş hazırlamadı mı lan bunu? O yollamadı mı? Evet efendim, özellikle kendisi ilgilendi. Kimseye dokundurmadı. Git lan git, git bana Savaş'ı yolla buraya, hadi. La oğlum Haldun. Şimdi ayvayı yedin işte. Hadi çık bakayım şimdi işin içinden. Motel mi? Evet. Aldığımız sinyale göre Yiğit Bey'in arabası motelin otoparkında. Yiğit'in motelde ne işi olabilir? Yangın yapma Yas. Bir mesele için buradayım. Senin burada olduğunu bilmiyordum. Senin meselen ne? Hı? Bu seni ilgilendirmez. Seni buraya öldürmek için tıktılar. İçeride birisi seni öldürecek. Planları bu. Bak Tarık, fırsat bu fırsat. Ayaz Uyuz'u gittiğine göre o oda senin hakkın. Git otur ya. Tabii. Git otur da ayağa kalk. Babana sormadan böyle bir şey yaparsan tekme tokat kovar seni. Tamam ya. Konuşacağım abi, gideceğim konuşacağım. İzin vermezse ben de Canan gibi Kuş Kadir'in yanına giderim. O delinin ne işi var motelde? Ah Ferhat. Ferhat bak eğer... Of ya, neler düşünüyorsun Gül? Aklını mı oynattın sen? Hayrola, bir şey mi oldu? La oğlum, bu kredi dosyasını sen hazırlamadın mı? Evet, ben hazırladım. La oğlum, nasıl hazırladıysan taleple ilgisi yoktur diye krediyi reddetmişler. Olamaz öyle şey. La nasıl olamaz ha? Nasıl olamaz ha? Bal gibi olur, aha yazısı. Baba, konuşmamız lazım. Savaş çık. Lan yersin şimdi sumsuğu ha! Savaş kal. Ne oldu ya, ne yaptım ben şimdi? Ne olacak? Bankaya yanlış dosya gitmiş. Kredi talebimiz reddedildi. Battık. Aa, öyle mi?
O zaman ben çıkayım, siz rahat rahat konuşun. Dur la, dur dur. Ya da git Canan'ı da çağır, beraber konuşalım. Şirket battı. Neredeyse topu tikeceğiz. Allah Allah. Haldun Bey, böyle bir şey olamaz. Bu imkansız. Arabası burada. Allah Allah. Niye gelsin ki bu motele? Yalnız mı geldi acaba? İnşallah tuhaf bir durum değildir. Ah Ferhat, ah. Kesin budur beni öldürmeye gelen. Başka bir şey olamaz. Kılıcın köpeği. Buradan sağ çıkmam lazım. Allah'ım yardım et. Ölmemem lazım. Sıdık Ana'dan helallik almam lazım. Beyazı Ferhat abimi bulmam lazım. Affet Allah'ım. Ya o, ya ben. Affet. Başka çarem kalmadı. Kimse yok mu? Pardon. Heh, abla buraya bakan kimse yok mu? Bekle azıcık, gelir şimdi. Ahmet Şimşek. Ahmet Şimşek nerede? Yiğit Han burada. Ahmet Şimşek. Aman Allah'ım. Kuyumcuyu soyan o. %100 hapse girmek için yaptı bunu. O Ayaz Şengül içeriden sağ çıkmamalı. İster boğsun, ister intihar süsü gibi göstersin. Aman Allah'ım. Kardeşi olduğunu bilmeden Ayaz'ı öldürecek. Ne
Ayaz Şengül'ün ölmesi lazım. İşi bitecek. Anlaşıldı mı? Zafer. İçeriye adam falan sok. Şişlesinler o iti. Ama o Haldun'un, yani sizin adamınız değil mi efendim? Ne adamı ya? Sokak serserisinden adam mı olurmuş? Bildiğin çapulcunun teki o. Üstelik haddinden fazla şey biliyor. Bizimle ilgili mi efendim? Mürtet operasyonu ile ilgili bilgi almış. Engel olmak için oraya kadar gitmiş. Şu ölen askerlerden neydi ismi, satılmış mı ne? Onun arkadaşıymış galiba. Ayrıca gazetede çıkan yalan haber işini de biliyor. O yüzden tehlikeli. Hemen susturulması lazım. Boğazı kesilecek, o kadar. İşi sen yapacaksın, Zafer. Anlaşıldı efendim. Güzel. Affet beni Ayaz. Ben seni hain sandım. Ama değilmişsin. Artık canın pahasına korumam lazım seni. Allah affet. O krediyi alamazsak ne olur la, biliyorsunuz mu? Batarız la, batarız. Otoyol ihalesini alırlar elimizden. İşlerimiz yarım kalır. Borçlarımızı ödeyemeyiz. Biteriz la, biteriz. Kesin bu işte bir iş var. Ben de dosyaların hepsini bankanın istediği gibi hazırladım. Eminim. Kabahat bende ki. Sana güvenip dosyaya hiç bakmadım. Aldığım gibi koydum dolaba. Tarık. Ha? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Şirketin geldiği duruma çok üzüldüm. Baksana bitmişiz resmen. Bak. En salağımız bile şirketin düştüğü durumun farkında. Sen hiç düşünemedin mi? Ayaz olacaktı ki şimdi. Yeter. Sizi soyan, o inşaatı yıkan Ayaz'la beni nasıl kıyaslarsınız? Gidip bu işi araştıracağım. Ben kendimden eminim. Eğer dışarıdan birileri bu işe müdahale ettiyse, babam olsa ellerini kırarım. Onu bunu bilmem. Ya bu işi çözersin, ya da şirkete dışarıdan para bulursun. Seni oraya koydursak, sorunları çöz diye koyduk.
Afrasına bak la Veled'in. Babasına güvenip bize ağalık taslıyor Sipa. Sen ne kıvranıyorsun lan orada? Sen adam olaydın. Ne bu kılıcın sıpası savaşa, ne de Ayaz sıpasına minnet duyacaktık. Yeter baba, yeter! İnsanların içinde bana hakaret etmekten ne zaman vazgeçeceksin? Sen hayatında hiç değer verdin mi bana? Hı? Hiç sorumluluk verdin mi? Hiç teşvik ettin mi beni bir şeye? Heveslendirici bir şey söyledin mi bana? Yıllardır ne aptallığımı bıraktın ne salaklığımı. Ama artık yeter. Madem benden bu kadar utanıyorsun, git mahkemeye, evlatlıktan reddet beni. Ya da sus, bir daha insanların içinde rezil etme. Sen benden hep utandın baba. Ama ben senden hiç utanmadım. Babam diye peşinden geldim. Sen beni hiç sevmedin baba. Bir kere kucağına almadın. Saçımı okşamadın. Seni sevmek için ne zaman gelsem hep ittin beni. Oysa benim de sevgiye ihtiyacım vardı baba. Ben sana ne yaptım? Neden sevmedin beni baba? Neden? Evet, aptalım. Sen aptal diye diye aptal oldun. Ya ne olacaktım? Ayaz'a gösterdiğin ilginin yarısına muhtaç ettin beni. Aptalsam senin yüzünden aptalım baba. Senin yüzünden. Sus lan sus, kes! Hayır baba! Asıl sen sus. Tarık haklı. Doğru söylüyor. Senin işin hep bizden daha mühim oldu. Şirket batmasın diye. Bizi hep öteledin. İhmal ettin. Görmezlikten geldin. Dün akşam evde gözlerini benden kaçırmak zorunda kaldığın o büyük aile kepazeliği de senin işin yüzündendi. Kusura bakma baba. Ama Tarık haklı. Biraz kendinde suçu ara. Bağırma kardeşime. Abla. Ablacığım. Affet ne olur. Mecburdum. Affet. Bırak! Bırak beni! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Aklını mı oynattın lan? Derdin ne senin? Beni öldüremeyeceksiniz. Öldüremeyeceksiniz beni. Biliyorum beni öldürmeye geldin. O zaman niye öldürmüyorum lan? Niye suratın tezahürünü almıyorum? Niyetim seni öldürmek olsa şimdiye kadar 100 kere öldürürdüm. Ama bana bir haber geldi. Biri seni öldürecek dedi. Sonra da sen geldin. Evet. Ben de onun için geldim. Ama seni öldürmek için değil Ayaz. Kurtarmak için. Şimdi seni bırakacağım. Sakin ol. Sakın bir delilik yapma. Anladın mı? Sana her şeyi anlatacağım.
Aha dur dur. Ya Zafer, biz bu kızı çok kıvrandırdık ha, ne dersin? Hediyeydik ya bizim Yiğit oğlan senelik izne çıktı diye. Yok yok efendim, Yiğit söylemeyin dedi. Nasıl yani, niye ki? Bak, vay vay Yiğit oğlana bak hele. Baksana lan bizim Yiğit oğlana, çapkınlıkta hem sen hem de kızı solladı. Vay, Yiğit oğlan, çapkın oğlan. Ay aklımı oynatacağım. Allah'ım yardım et bana ya. Deli Ferhat. Allah'ın delisi ya. Bir şey yapmam lazım. Bayaz'ı öldürürlerse mahvolurum ben. Cezaevine gitmem lazım. İnşallah Ferhat bir şey yapmamıştır. Allah'ım ne olur yardım et bana. Seni öldürmek isteyen tetikçi. Bu abla da olmalı. Onun sen olmadığına inanmak için bir sebebim olmalı. Kaç kere söyledim sana. Eğer seni öldürmek isteseydim... ...çoktan ölmüştün. Seni Kılıçdaroğlu öldürmek istiyor, ben değil. O niye öldürmek istesin ki beni? Görmemen gerekenleri gördüğün için. Mürtet yolundaki o çatışma. Kılıçdaroğlu'nun kurmacası. Sen bunu gördün ve müdahale ettin. İşte bu yüzden öldürmeye çalışıyor seni. İyi de... ...sen de Kılıçdaroğlu'nun adamı değil misin? Görünüşte öyle. Onunla bir meselem var. Özel bir mesele. Mesela? Bu seni ilgilendirmez Ayaz. İşimize bakalım. Tetikçimiz kim onu bulalım. Rıza Koçbaşı. Ha. Hadi revire, yine zamanın geldi. Götür bunu. Sen burada kal. Tamam. Ne yaptın Rıza? Bitirdin mi işini? Şerefsiz. Hepsi şerefsiz bunların. Neymiş? Kredi veremezlermiş. Talimat öyleymiş. Kim lan bu talimatı veren? Kim? Gel Canan. Ne yaptın? Bulabildin mi para? Kimse kredi vermiyor. Biri bir yerden çomak sokuyor kesin. Yani yolun sonuna geldik öyle mi? Para bulamazsan batar bu şirket. Ayaz Efendi sağ olsun. Gider ayak bize son numarasını çekmiş belli ki. Eminim kredi talep dosyasını da o değiştirmiştir. Emin misin? Başka kim yapacak? Yerinde olsam elinde kesin delil yokken... Hiç kimseyi suçlamazdım. Şimdi Ayaz yok. Sen varsın. Eğer bu şirket batarsa tüm sorumluluk senin üzerine yıkılır. Tıpkı o çöken bina gibi.
Alo. Vaziyet kötü baba. Kredi reddedildi. Acilen para bulmamız lazım. Yoksa şirket batacak. Ne? Ne kadar lazım? Dalga mı geçiyorsun lan sen? Kılıç komutan hemen demedi mi? Daha ne bekliyorsun lan? Bana bak. Eğer paslandım diyorsan söyle. İşi başkasına verelim. O Ayaz denen it ikinci duruşmaya çıkmadan geberecek. Anladın mı? Geri dönüşü yok bunun. Duracağım onu. Siz hiç merak etmeyin. Sadece uygun bir anlık oluyorum o kadar. Bugün ya da en geç yarın bu iş bitecek. Üçüncü gün Ayaz gebermezse sen geberirsin. Hadi bas git şimdi. Kılıç komutanı hürmetler. Görüşme talebimi geri çevirmediğiniz için size minnettarım. İlk defa sıkıştık ve bir banka, hem de kıytırıktan bir banka, kredi talebimizi geri çevirdi. Sanki sözleşmişler gibi diğer bankalarda aynı şeyi yaptılar. Sanırım bu problemi siz çözebilirsiniz. Elbette çözeriz. Üstelik bütün bankalar ayağınıza gelir. O halde? Biz çözersek, bizdeki dosyana olumsuz bir not düşülür. Küçük bir kredi olayını çözemeyen kişi, beklentilerimizin çok uzağına düşer. Şimdi, Kılıç Daha, bu problemi sen çözeceksin. Notunu biz vereceğiz. Anladın mı? Şunu unutma, kendi kanatlarıyla uçamayan bir ejderha olamaz. Erli kana ise hiç yaklaşamaz. Bu senin sınavın. Git ve çöz. Kendini kanıtla. Alo. Kılıç ben. Ne yaptın baba? Halledebildin mi? Hayır. Ulan oğlum ya kendi kanatlarınla uçmayı öğrenirsin ya da Dağhan soyadını bırakırsın. Bu da senin sınavın. Git ve çöz. Kendini kanıtla hadi. Madem öyle ben çözeceğim. Kılıç Dağhan. Sen de göreceksin. Kıpırdama, vururum. Sakın. Yemin ettim bak, vururum. Hadi kalk, sana börek getirdim. Hadi. Ben Zülük, çekil oradan. Ya baba yiyeyim ben bunu ya. Karnım daha doymadı ki. Açlıktan ölüyorum baba ya. Oğlum sen yedin zaten. Yürü git oradan. Ayaz'ın hakkı. Çekil. Ya yürü.
Hadi Ayaz kalk. Geldiğinden beri doğru düzgün bir şey yemedin zaten. İyice bir karnım doyursun. Hadi bakayım. Eyvallah Rıza abi. Sağ ol. Afiyet olsun. Rıza abi börek getirmiş. Yarısı senin. Bırak şunu. Ne yapıyorsun ya? Kimsenin elinden bir şey yeme. Deli misin oğlum sen? Öldürecekler seni, unuttun mu? Karavana bile verseler yeme. Şunu ikiye böldün yiyelim. Ahmet Şimşek. Buradayım. Ziyaretçim var. Tamam. Senin adın Ahmet Şimşek mi ya? Şimdilik öyle. Gevezelik yapma diye. Kimmiş gelen? Yenge. Allah sahibine başlasın. Yenge mi? Hadi hadi. 5 dakikam var, ona göre. Al şununla gözünü bağla. Kimsin sen? Bağla dedim, konuşma. Sıkı bağla. Sağa dön. Yürü, yürü. Nereye? Yürü. Burada duvar var. Sola dön, yürü, bağırma. Manyak mısın sen? Sus dedim, yürü. 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 Nereye yürüyeyim? Hiçbir şey görmüyorum ki. Aç gözünü. Sen. Evet ben. Şimdi anladın mı körlüğün ne demek olduğunu? Eğer anladıysan o kıza ettiğin hakaretten utanırsın. Kızım dalga mı geçiyorsun sen? Bak dur. Yemin ettim vururum. Sana ayıracak vaktim yok benim. Demek vaktin yok ha? Evet yok. Senin saçma sapan eğlencelerine ayıracak ne vaktim var ne de param. O zaman bu dünyada senin gibi bir adama da yer yok. Bildiğin bir dua varsa oku. Ya saçmalama. Çok ciddiyim. Kendinle vedalaş, savaş Dahan. Nasıl buldun beni? Kimden öğrendin? Senden. Benden mi? Ben kimseye bir şey demedim ki. Ustam olduğunu unuttun herhalde. Tamam Gül. Ne istiyorsun? Niçin geldin? Ayaz için geldim. Ayaz mı? Ne olmuş Ayaz'a? Senin de onun için burada olduğunu biliyorum. O senin gibi biri değil. Bilmediğin şeyler var. Artık her şeyi öğrendim Gül. Her şeyi biliyorum. Nasıl yani? Ayaz'la ilgili her şeyi öğrendim. Aman öldürecekler. Onun için buradayım. Onu kurtarmak için. Anlıyor musun? Hadi bitir duanı. Senin gibilerin duası kabul olmaz zaten. Cehennemde yanacaksın. Sen delisin. Manyak. Hayır, deli olan sensin.
insanlığa dair, hayata dair hiçbir değerin yok. Sen aslında bir kurşuna bile değmezsin. Git başımdan. Git başka yerde eğlen. Tamam, gideceğim. Ama o çocuklara yardım edip onlara kör dediğin için özür dileyene kadar peşini bırakmayacağım. Bekle. Deli bu kız. Manyak. Kılıcın düzmece operasyonunda Ayaz'ı yanlış anladım ben. Halbuki oraya arkadaşını kurtarmak için gelmiş. Hani şu kucağımda şehit olan uzman çavuş çocuk vardı ya. Evet. O Ayaz'ın arkadaşıymış. Ayaz hain değilmiş. O terörist başı da kaçıp Kılıç'ın kucağına kendisi düşmüş. Ayaz teslim etmemiş. Madem bunları biliyordun niye bana söylemedin? Kuyumcusu soyup böyle hapse girmeye kalktın. Beni engellersin diye anlatmadım işte Gül. Evet. Haklısın. Birçok şeyde seni engellemeye kalktım. Ahmet Şimşek süren bitti hadi. Kendinize dikkat edin. Allah yardımcınız olsun. Çok iyi. Hem de senden benden daha güvende. İnan bana. Oh, Allah'ıma çok şükür. Hadi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Eldivenleri niye takıyorsun? Yara falan mı var elinde? Yok. Uzun hikaye. Benim için kısaltsana. Hikaye dinlemeyi severim. Kılıçdaroğlu gibi bir adamla çalışmak ne kadar zor biliyor musun? Onları çıkarsam bir daha bir ömür boyu hiçbir şeye dokunamam. İşiniz o kadar pis mi yani? Hayal bile edemezsin Ayaz. Ama ben bir yemin ettim. Ve yeminime sadık kalmak için onları çıkartmıyorum. Ellerim pisliğe bulaşmasın diye. Ayaz Şengül. Müdür bey, akşam yemeği ısmarlayacağımız sana. Gel bakalım. Ne varmış akşam yemeğinde? Müdürünüzün pis ciğeri mi? Ne dedin sen? Bir daha de bakayım. Aç kulağını da dinle lan. Git o müdürüne söyle. Senin kalbini yiyecekmiş de. Ne yapıyorsun sen ya? Seni orada bile yalnız bırakmamayız. Bak hele. Burada kuralları öğrenmesi gereken biri daha varmış. Yürü lan yürü. Buranın sahibi kimmiş öğren bakalım. Bırak lan. Yürü lan. Sizden başkasının o kadar parayı veremeyeceğini söylediler. İstediğim borcun faiz miktarını da siz belirleyin. Orası önemli değil. Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Genel müdürüm. İmza yetkim var. O bankada geçer. Ben başka teminatlar isterim. Nasıl yani başka teminat? Git şirketten daha yetkili birilerini getir. Ya varis ya da sahibi. Bunun dışında benden 5 kuruş alamazsın. Ama... İtiraz istemiyorum. Dediğimi yap. Konuşmayı yapılmamış sayıyorum. Peki. Kabul ediyorum. Burası olduğuna emin misin? Evet, evet. Buyurun. Halil Usta'nın evi değil mi? Evet, ben komşusuyum. Onu ziyarete geldik. Halil Usta'nın patronunun kızıyım ben. Onunla görüşebilir miyiz? Tabii, buyurun. Thank you.
hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun. Hoş bulduk. Ben Canan, Haldun Bey'in kızıyım. Halil Usta nasıl? Bir gelişme var mı? Ne gelişme olsun be anam? Gördüğün gibi işte. Hem doktor söylediydi zaten. Halil'im bundan sonra yatalak. Halil'im bundan sonra konuşamayacak artık. Sıdıka abla. Durum çok kötü biliyorum ama bir şey söylemek zorundayım. Halil Usta'nın başına gelenler sizin bildiğiniz gibi olmadı. Nasıl yani? O oğlanın bunda suçu yok mu? Hayır, yapmadı. O böyle şeyler yapmaz. Onu çok iyi tanırım. Bence yanlış tanımışsınız. Hepinizi kandırmış. Öyle olmasaydı hapise girer miydi? Henüz ispatlanmış bir şey yok. Belgeler var. Hırsızlık yaptığına dair belgeler. Çöken inşaatta yaptığı bu hırsızlığın sonucu. Ben o belgelerin sahte olduğuna inanıyorum. Buna bütün varlığımla kefilim. Bir gün bütün gerçekler ortaya çıkacak. Siz de göreceksiniz. Halil Usta'nın başına gelenlerin sorumlusunun o olmadığı anlaşılacak. Söyleyin lan! Söyleyin! Kimmiş buranın sahibi? En büyük kim? Allah lan! Allah! En büyük Allah! Ah! 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 Sen söyle lan! Kimmiş buranın sahibi? En büyük kim? Enver komutan ne lan? Müdür de! Müdür de kim lan şerefsiz? Allah varken müdür kim? Müdür bir gün ölür. Allah ölmez. Müdür fani. Allah fani. Konuşun lan. Söyleyin. En büyük kim? Gerçeği bir sen biliyorsun Halil Usta. Ama sen de konuşamıyorsun. Ben onun suçsuz olduğuna inanıyorum. O böyle bir şey asla yapmaz. Lütfen siz bana inanın. Hadi gidelim Canan. Söylediklerinin hiçbir faydası yok. Hatta zararı var. Halil Usta'yı boş yere heyecanlandırıyorsunuz. Hatta korkutuyorsunuz. Lütfen gidin. Sen şimdi kime itaat edeceksin? Allah! Anladın mı köpek? Allah'a itaat edeceğim. Vur lan şerefsiz. Durma lan vur! Vursana lan! Vur! Ah! Vur lan! Vur lan! Evet hanımefendi. Ne diyorsunuz?
Düşündünüz mü teklifimi? Evet. Hayli araştırdım. Candan Holding'e karşı sizinle işbirliği yapabiliriz. Bravo. Zeki bir kadın olduğunuzu tahmin etmiştim. Çok doğru, çok mantıklı bir karar. Bravo. Bir dakika. Bir şartım var. Şartınız mı? Neymiş o? İşbirliği için ortaya bir para koyacaksın. Ama göstermelik bir şey değil. Herhangi bir bankanın tek seferde ödeyemeyeceği kadar büyük bir rakam. Kabul ettiğinizi duymadım. Yoksa size güle güle demem mi gerekiyor? Hayır, hayır. Ben bir şey söylemedim. Sadece düşünüyordum. Ben prensip olarak düşünmeden hiçbir şeye evet demem. Çabuk düşünseniz iyi olur. Kimsenin beni oyalamasına göz yumamam. Anlıyorum. Şartınızı kabul ediyorum. Ama ben de bir teminat isterim. Nasıl bir teminat? Otoyolun geçtiği yerlerin iki tarafındaki arsaları sizin kapattığınızı biliyorum. Şayet o arsaları bana satarsanız şartınızı kabul ederim. Üstelik şu anki fiyatlarının tam iki katını vermeye de hazırım. Ha? Ne dersiniz? Kabul. Ayrıntılar için sizi ararız. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Evet, gideyim. Eşime yemek sözüm var. Geç kalmayayım. İyi akşamlar. Söyle lan. Niye söylemiyorsunuz oğlum? Yalan da olsa söyle. Onca yediğin dayak. Yazık değil mi oğlum? Değer mi lan yediğin sopaya? Benim için değer. Ben inançlı biriyim. Ruhumdan vazgeçerim. Rabbimden vazgeçmem. Bana bak lan. Senin köpeğin var mı? Var. Hem de çoban köpeği. Yavrusu var mı? Var. O kadar sopa yedin. Aklına benim köpek mi düştü? Git onu bir dene bakalım. Yavrusunu verecek mi? Vazgeçmez. Beni bile parçalar. Bir köpek yavrusundan vazgeçmezken ben Rabbimden vazgeçer miyim? Benim bir köpek kadar aklım yok mu? Ha? Aklım yok mu? Gel hayatım, gel bir tanem. Sana öyle güzel haberlerim var ki. Oo. Geç, otur Zehra. İçecek bir şey alır mısınız efendim? Sonra. Daha sonra. Peçeli Zoka'yı yuttu hayatım, yuttu. Aa, nasıl? Öyle bir anlaşma yaptım ki evlere şenlik. Kadın kendisini çok akıllı zannediyor. Ama alakası yok. Otoyolun etrafındaki satın almış olduğu arazilerin yarısını iki katı fiyatına bana satacaksın dedim. Düşünmeden kabul etti. Enayi. Oysa yakında o arsaların değeri 10 kat değer kazanacak Zehra. 10 kat. Nasılım? Ha? Güzel anlaşma olmuş. Hem de nasıl? Aptal kadın. 30 saniye bile düşünmeden tamam dedi. Şimdi biz de elimizde ne kadar nakit varsa o arsaları satın alacağız. Hepsini senin üstüne yapacağım hayatım. Ve vakti geldiğinde o peçeliği bir peçete gibi kırıştırıp çöpe atacağım ve birlikte uçuşa geçeceğiz hayatım. Güzel. Ne oldu? Bıraktılar. İstediklerini söylemedin değil mi onlara? Söylemedim Ayas. Nasıl bıraktılar? Sarraf emmi ve Şeyh Sümmani sayesinde. Benim bir sarraf emmim var. Ara sıra ona giderim. Bir şeyler anlatır, rahatlarım. Bir gün yine kendimi yağlı çamurun içinde hissedip acaba Allah beni şakiler listesine mi aldı dedim. Güldü sarrafım.
Şeyh Sümmani'den bir deyiş okudu. Kelp kelp iken yavrusundan vazgeçmezken hak Sümmani'sinden vazgeçer mi dedi. Köpek köpekken yavrusundan vazgeçmezken ben Allah'ımdan niye vazgeçeyim dedim gardiyanlara. Şaşırıp kaldılar. Bıraktılar sopayı. Ne yaptınız? İyice bellettiniz mi bari? Döve, döve söylettik efendim. Buranın sahibinin kim olduğunu anladılar. Güzel. Ne demişler? Vus ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Hüseyin'ten çıktım şehir yoluna, Hüseyinlikten çıktım şehir yoluna, can ağrısı tesir etti koluma, yaradanım merhamet et kuluna, yazık oldu yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana ettiğine. Yazık oldu yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana ettiğine. Hüseyinlikten çıktım şehir. Eyvallah. Yoluna Hüseyinlikten çıktım. Hakkında yanlış düşündüğüm için de bağışla beni. Estağfurullah kardeşim. Kim yanlışa düşmüyor ki? Asıl sen beni bağışla Ayaz. İşler bu raddeye gelmeden müdahale edemediğim için. Daha ne yapacaktın ki abi? Daha ne yapacaktın? Öz abim olsa belki bu kadarını bile yapmazdı bana. Sen de benim gibisin Ayaz. Hem öksüz, hem yetim. Ben babamın ölümünü seyrettim biliyor musun? Ve hiçbir şey yapamadım. Öyle çaresiz, öyle aciz, öyle yalnızdım ki. Ve şunu anladım. İnsan anası, babası, bacısı ve kardeşleriyle tutunuyor hayatı. Onların hepsi bizim köklerimizmiş Mayas. İnsan kaybedince anlıyor değerlerini. Bir de dost. Sarı Fem her zaman der ki, dost kör kuyu gibidir. Ne söylersen söyle, ne anlatırsan anlat, sırrını dışarı vermez. Başka hiçbir çare yok. Bankaların hepsi bize kapalı. Ne yapacağız? Ben bir görüşme yaptım. Bir tefeciyle. La oğlum bir de tefeciye bulaştırmayın beni. Sıradan biri değil. Kim? Peçeli. Peçeli mi? Evet. İstediğimiz nakit parayı bir tek o verebilirdi. O yüzden ona gittim. Verecek mi? Verecek. Ama bir şartı var. Mukabele için beni değil, aileden birini istiyor. Sizi ya da varislerinizden birini. İyi, Tarık'ı yollarız. Ya ne güzel çikolata yapıyorlar ya. Baba yer misin? Savaş. Neyse biz yine Canan'ı yollayalım. En iyisi o.
Aa, Canan mı? O da arkada geliyor. Aa bak geldi. Abi ne oldu ya? Yok bir şey. Lan Sülük. Buyur abi. Ayaz'ı gördün mü? He. Revire götürdüler. Fenalaştı biraz. Abi sağlam sopaymış ya. Canan, kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendi Canan Hanım. Biliyorum. Haldun Bey'in kızı. O halde konuşabiliriz. Sizinle değil. Canan Hanım'la yalnız konuşacağım. Siz gidebilirsiniz. Ben hallederim. Otur. Sen iyi misin delikanlı? Ağrısızın var mı? Yok. İyiyim ben. Ayaz'ım merak etme. Revirde ona iyi bakıyorlar. Ben de sık sık yokluyorum zaten. İyi olacak, iyi. Ben şu revire gideyim de Ayaz'ı bir yoklayayım. Sonra gelir sana her şeyi anlatırım. Bizim teşkilatın Roninleri, kartallar, içimizde en acımasız, en azılı ve en tehlikeli olanlar. Kim oldukları pek bilinmez. Hayalet gibidir bunlar. Bir gün bir yerden karşınıza çıkabilir ve perişan edebilirler sizi. Nereden geldiklerini anlamazsınız bile. Ama siz de kartallar grubuna bir gün gireceksiniz. Ve bunu sadece ben bileceğim. Anlaşıldı mı? Güzel. Olamaz. Kartal Birliği. Baba Rıza da onlardan. Gardiyan! Gardiyan!
Gardiyan! Gardiyan! Aç lan kapıyı! Gardiyan! Ne var lan? Aç lan kapıyı! Revire gideceğim. He, basın! Ne revireyim sen? Hoşça kal yeğen. İyi uykular.